Kozanlı mısınız? Ben de Kozanlıyım. Kimlerden sen? Pekmezci köyünden. Bizim soyadımız Doğru. Göçmen misin sen? Heh, muhacirim. İyi bildin ha. Hemşerim benim. Benim yengelerim. İki tanesi göçmen. Göçmen. Evet. Ümit Usta, kolay gelsin. Eyvallah abim, sağ olun, hoş geldiniz abi. Ne yapıyorsun? İlaç mı hazırlıyorsun burada canım sen? Evet abim. Bak. Bizim meşhur ciğer tantunimi yapıyorsun yoksa? Evet abi. Mersinlilerle bu tantuni bizi birbirimize düşürüyor. Aynen abim. Bu onlar diyor ki tantuni bizim, biz demiyoruz bizim diye abi ki. Biz lezzetimize güvenmiyoruz abi. Tantuni Mersin'i, onlar biftek diye yapıyor, biz bunu ciğerle yapıyoruz. Aynen abi. Bak, ciğer. Bak. Kendin hazırlıyorsun herhalde her şeyi. Evet abi, hepsi kendimiz. Her neredeyiz sabah... şu anda? Burası neresi? Turgut Özal Bulvarı, polis evi karşı. Hemen Eyvan Kebap bitişi. Bitişiğinde Löp Löp. Tantuni. Tantuni ismi de güzelmiş ha. Evet abi, Löp Löp yiyecekler herhalde. Abi şimdi bir abimiz vardı, Löp Löp yiyordu. Biz de dedik ki Löp Löp olsun. Burada löp böyle löp. Gençlere, öğrencilere, emekçilere... Şifalar hazırlıyorsun. Aynen abi. Öğrencilerin, emekçilerin yanında. Biraz önce bir kardeşim geldi. Kağıt toplayan. Evet abi. Sen ona kaç liraya verdin onu? Kocaman ekmeğin arasında dürüm hazırladın. 10 lira. 10 liraya verdin, gönderdin. Evet. İşi gücü yolunda gelir. O şimdi dua etsin sana. Aynen abi. Onlar zaten... Dua da var. Evet abi. Bize dua lazım. Para her zaman olur. Ümit Usta'm, bunun içinde bu yağlar boşa gitmiyor değil mi? Yok yok abi. Bu yağları böyle ekmeğe alıyorsun. Ekmeğe bandırıyorum. Asıl lezzetini veren yağdır abi. Bu. İçinde kuyruk yağı katıyorum ben. Kuyruk yağı kullanıyorum. Lezzetli olsun diye. Değil mi? Asıl lezzeti veren kuyruk yağı. Kuyruk yağı. Bak. Son böyle baharatlarla da evet abi. Olayı finali mutlu son yapıyorsun. Bak. Aynen abi. Bak. Kimyonumuz. Sonra pul biberimiz. Sonra... İçerisine bir de şimdi burada. Havlacı salatamız. Ahmet abim de böyle güzel salata yaptı sana. Evet abi. Bak. Şu televizyonun sesini kapatabilir miyiz mümkünse? Anladım abi. Bak. Şöyle salatamız da hazır abi. Şunu yiyen sana dua ediyorum. Böyle kaç lira? Bu böyle 8 lira. 8 lira. Vallahi hiçbir şey değil ya. Fiyatlar fiyatlar çok uygun. Biz böyle milletlesin abi. Allah razı olsun vallahi senden. Sizden abi, memnunum. Neler var başka yiyecek Ümit Usta'm? Sucuk ekmek var, köfte ekmek var. Tost çeşitlerimiz var. Karışık tost, kaşarlı tost. Vallahi sende fiyatlar hep uygun bildiğim evet kadarıyla. Abi, tost ne kadar? Karışık tostumuz 8 TL, kaşarlı tostumuz 6 TL yapıyoruz. Bana o zaman bir tane böyle kaşarlı, sucuklu bir tost yap da. Tabii ben bunu hemen yapıyorum. Yap. Şimdi sen bu paketleri gönder. Gördüğüm kadarıyla turşun da ev yapımı. Öyle evet, gidip mağazadan marketten almış bir şey değil. Yok, el yapımı turşumuz. Paketlerin yanında müşterilerimize veriyoruz buraya gelenlere. Böyle bu da sen Ahmet abi de ahiretliğin. Evet, burada abi. Ahiretliğinle beraber böyle çalışıyorsun. Burada devamlı. Komşuyuz. Yeğenim olur. Evet. Komşunun külüne muhtaç. Burada yardım edeceğiz birbirimize. Yıllardır beraberiz Ahmet abiyle. Burada. Nasıl oldu buraya açmak? Nasıl vesile oldu? Senin sanki daha önce dükkanın varmış diye duydum. Evet abi, dükkanımız vardı. Dükkanımızı kapattık. Çarpıkları vardı doğal ürünler üzerine. Doğal ürünler üzerine bir şeyler satıyordu. Evet, Kısmet orayı kapattın. Bunların diğer tarafına geçti evet, şimdi abi. Burada. Böyle öğrenci kardeşlerimiz, genelde dershaneler var etrafta. Etüt merkezleri var. Evet. Burada öğrencilere yönelik hafif öğrenci ekonomisine uygun dedik. Yemekler yapalım dedik. Tost, tantuni, sucuk ekmek, köfte ekmek, onların bütçesine uygun. Bize de biraz ekmek gelirse diye bu şekilde yaptık abi. Vallahi ellerine sağlık. Şu sucuğun kokusu mis gibi geldi biraz. Evet. Sen öğrencilere yaptın. Bir bakabilir miyim? Tabii ki abi. Nereden getiriyorsun sucuğunu? Sucuk. Şey kamerada da bakayım hadi orada. Tabii. Evet. Yani burada her şey doğal. Sen meraklısın zaten doğa işlerine. Evet, ben doğalcıyım abi. Bak sucuğumuz da al. Bu bak. Kuyruk yağı içindeki bak. Sucuğun lezzetli olması bunlar kuyruk. İşte şu donmuş ilaç kuyruk tableti. Evet. İlaç tableti bak şurada. Bunlar kuyruk yağı. Sucuğumuz da böyle. Aladağ'dan mı getirtiyor bunu? Evet yoksa? Abi. Bak. Sucuğumuz orijinal kasap sucuk. Vallahi mis gibi. Öyle tavuk falan değil yani. Yok, içinde 1 gram tavuk yok hiç. Peki nasıl olacak? Kurtarıyor mu bu fiyatlar seni? Kurtarıyor abi. Allah bir bereket versin de. Kurtarıyor. Hani bizim fazlasında gözümüz yok abi. Karnımız doysun insanlar. Allah razı olsun desin yeterli bize. Dua da lazım tabii, dua da lazım. Bizim için öncelik lazım. Şimdi bana torpilsiz zeme istiyorum Ümit Usta.
Yani tamam. Herkese yaptığın gibi bir tost, kaşarlı, sucuklu domates de koyuyorsun herhalde içerisine. Evet, evet. Bunları. Sen de Ahmet abi burada bir terapi gibi ha seninki de. Dinlenme aslında. Öyle yorucu bir kısmı yok. Ben seviyorum şeyi. Heh. Çalışmayı. Yardımlaşma. Sen de benim gibisin. Sen de duramıyorsun. Duramam ben. Vallahi ben de yapamam. Kolay kolay. Böyle bir kardeşim de böyle bir yer açtıysa yardım edeceğim tabii. Heh. Ekmeğin kenarlarını alıyorsun. Onun sebebi neyim usta? Şöyle. Hamur burada biriktiği için kaşar tam buraya erimiyor. Hı-hı. Onun için kenarlarını alıyorum. Hem müşteri rahat rahat yesin. Biraz da sert oluyor. Bunları ne yapıyorsun kenarlarını? Bunları bir tane abimiz var geliyor. Çorba içiyor. Çorba içmek için çorbanın içine katıyor ekmekleri. Oo, çok güzel. Çorba da mı oluyor burada? Yok çorba yapmıyoruz. İnşallah, eve götürüyor. İnşallah ileride çorban da olur. Evet evet çorba da yapmayı düşünüyoruz. O zaman işte dedin ya öğrenci kardeşlerimize de uygun aynen fiyata verirsin. Bakayım hele şöyle çocuğa. Oo. Böyle 6-7 parça. Aynen abi. Yani burası yeni bir dükkan. Yeni bir mekan. Daha 15 günlük bir mekan ama doğal olan şeyler koyacağım diyorsun. Evet, kardeşlerim yesinler rahat rahat, rahat diye. Rahat rahat yesinler. Şöyle. Oo, hiç bak yağlara boşa gitmedi ha. Kesinlikle. Bu yağlar hep ilaç. Burada israf yok abi her şey. Benim tamam. Çok pişmesin sucuğu. Şu an bile yeterli bence. Tamam. Ben evde de bu şekilde yapıyorum. Burası da zaten ev kalitesinde her şey. Her şey abi. Ev kanayısı. Taze taze. Niye şey öyle doğrayıp da daha şey yapmadın rahat ederdin? Akşamdan doğrasam falan. Abim taze taze daha iyi olur. Şimdi ben bunu önceden doğradığım zaman domates aynı böyle çürümüş gibi oluyor. Değil mi? Kokuyor. Sasır. Tabii sasıyor onun için. Sasır. Bu şekilde dedik biz lezzetli olsun taze taze yapalım. Of. Heh. Bu böyle 8 lira. Evet abi böyle 8 lira. Bir de kaşar ekleyeceksin. Kaşarın ne marka? O da sütaş mı kullanıyorsun? Evet abi. Birinci kaşar. Sınıf tost peyniri. Her şey birinci sınıf burada. Evet. Yani. Şöyle. Heh. Vallahi süper oldu ya. Evde yapsam onu daha pahalıya mal olur. Vallahi bak. Abi evde şimdi sadece tek kişinin yemek yapmak istesen zaten dışarıdaki yemek çok çok pahalı. Evet. Bana da bu tantinleri koy da biraz olmasın. Nasıl bulacaklar burayı? Neredeyiz Ümit Usta'm şu anda tam abi, olarak? Şu an tam olarak Turgutuzan Bulvarı, Polis Evi Kavşağı hemen Eyvan Kebap'ın bitişindeyiz. Eyvan Kebap'ın bitişinde. Şöyle gidersek şu yoldan şöyle dümdüz. Evet, göle doğru, Menderes'e doğru gidiyor bu yol. Löp Löp Tantini ve Şırdan abi. Aha. Direkt buradayız. Löp Löp Tantini ve Şırdan. Löp Löp yiyecekler abi löp löp buraya gelmişleriniz. Onlara ne istiyorsa Löp Löp yiyecek. İlaç olsun, şifa olsun aynen inşallah. Abi. Tantini ne kadar? O da? Tantini 8 TL. Tantini 8, tost 8. Karışık tostumuz 8. Kaşarlı tostumuz 6 TL. 6 lira o da. Sucuk ekmeğimiz 10 TL. Hı hı. Fiyatlarımız uygun. Vallahi çok çok uygun. Ben tadımla geçiyorum. Sen hazırladın. Evet. Ekmeğin arasına koyacaksın. Evet, çok teşekkür abi. Ederim şimdiden. Abi afiyet olsun. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyoruz abi. Niyazi'm, Niyazi'm bak, 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 usta. Vay ya, hani böyle çocukluğumuzda yediğimiz böyle ekşi bir sucuk vardı. Böyle damağında böyle etkisi kalırdı. Şimdiki sucuklar tavuğun ibiğinden mi yapıyorlar, gıdığından mı yapıyorlar, gerisinden mi, derisinden belli değil. Burada. Ustam gitmiş Aladağlar'dan, kasaplardan bu sucuğu yaptırmış. Çocukluğuma gittim. Hadi. Şunu 8 liraya 7 yapamazsın. Elinden geleni yapmış. Burada amacı, aslında başta uzun konuştuk orayı, videoda çok söylemek istemedi. Burada diyor öğrenci kardeşlerim var diyor. Ben diyor zor bir öğrencilik yaşadım diyor. O öğrencilik yıllarım aklıma geliyor diyor. Onlara diyor.
Amacım onları doyurmak diyor. Bak, vallahi mis gibi. Bunu da böyle 2 liraya veriyormuş. 10 liraya burada karnını doyurup gidiyor. Yanında da böyle mis gibi kendi ev yapımı turşusu da hediye. Bak. Ben yine böyle öğrenci dostu mekanları tanıtmaya devam edeceğim. Hem bu kardeşlerimiz de nasiplensin. Hem de öğrencilerimiz de nasiplensin. Böyle mekanların devamı gelsin istiyorsanız artık altta bir abone ol tuşu var. Ona da lütfen basın, şu 100.000'i bir tamamlayalım. Hadi bakalım dostlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu lezzetlerden mahrum kalmayın. Oy uzun oy.